Türkiye Finans Merkezi'nin son bölümünde Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza Erdal Bey. Teşekkür ederim Açıl Bey. Sizinle son yaptığımız yayında özellikle Körfez ülkeleriyle münasebetlerin geliştiğini, dolayısıyla buralarda artacak olan müteahhitlik hizmetlerinin Türkiye için önemli olabileceğini söylemiştiniz. Ardından Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptığınız bir tur oldu. Bu turdan çıktıları bir miktar almak isteriz. İkinci olarak da yine o görüşmemizde Irak'la bir müzakere olacağını, Ticaret Bakanı ile birlikte buralarda müzakerelerde bulunacağınızı ifade etmiştiniz. Ne var bu ziyaretlerin sonunda elimizde? Açıl Bey, biliyorsunuz maalesef önce bir pandemi olayı yaşadık 3 yıl önce. Bütün dünyada seyahat imkanları kısıtlandı, pazarlar daraldı. Dolayısıyla bizim de iş yaptığımız ülkelerdeki iş hacmimiz 16 milyar dolara kadar düşmüştü. Pandemiden hemen çıkınca 2021'de bir yandan bizim iş yaptığımız hakim pazarlarımız olan komşu ülkelerde petrol fiyatlarının artmasına bağlı olarak hem yatırımlar artırıldı hem de seyahat imkanlarımız oluşunca bir anda 30.8 milyar dolar yıllık iş hacmine çıkmayı başardı meslektaşlarımız. Fakat tam böyle bu rakamı 50 milyarlara götürebilir miyiz diye konuşurken bizim en büyük pazarımız olan Rusya, ikinci önemli pazarlarımızdan biri olan Ukrayna ile bu elim savaş olayı patladı. Rusya bizim dünyada en fazla iş yaptığımız ülke. Yaptığımız toplam dünyadaki iş hacmimizin %21'ini Rusya'da yapıyoruz. İşler kesildiği noktada, yani savaşın başladığı noktada Rusya'da devam eden 18 milyar dolar işimiz vardı. Bir anda 11 milyar dolar 2021'de iş almışken 2022'de 2.3 milyar dolara, bu sene maalesef 600 milyon dolarlara kadar düştü iş hacmi Rusya'da. Ukrayna tamamen durdu. Bu çerçevede tabii pazar ihtiyacımız oluştu. Firmalarımızın potansiyelleri, çalışan insanlarımızın üretkenliği hepsi boşta kaldı. İşte o günlerde güzel bir gelişme oldu. 3 yıldır siyasi olarak gelişmiş soğukluktan dolayı dışlanmış olduğumuz Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan pazarında hareketlenme başladı. İlişkiler düzelince karşılıklı olarak siyasi seyahatler oluştu. Biliyorsunuz Prens Salman Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber biz Körfez'e gittik. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız yine bizler olmadan gitmişlerdi. Ve gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nden gerek Suudi Arabistan'dan çok ciddi yatırımların başlayacağı, özellikle Suudi Arabistan'da biliyorsunuz Prens Salman'ın dünyaya açıkladığı 2030 vizyonu var. Yaklaşık 3 trilyon dolar yatırım hacminden bahsediyorlar. Suudlular bizim olmadığımız dönemde Kore ve Çin firmalarını davet ettiklerini ama onlarla yaptıkları inşaat işlerinden mutsuz olduklarını, başarılı görmediklerini söyleyerek Türk müteahhitlerini tekrardan davet etmeye başladılar. Biz geçtiğimiz Mart ayında eski Ticaret Bakanımızla beraber Suudi Arabistan'a gidip orada bir iş forumu düzenledik. Yatırımcı kuruluşların hemen hemen hepsi firmalarımızla tanışma toplantıları yaptılar. Arkasından Suudi Arabistan'ın Ticaret Bakanı 3 defa üst üste Türkiye'ye geldi. Daha sonra İskan Bakanı, Belediyeler Bakanı geldi. Aramco biliyorsunuz dünyanın en büyük petrol yatırımcısı, petrol üreticisi. Aramco Başkan Yardımcısı seviyesinde bir heyetle Türkiye'ye gelip 2 gün Ankara'da bizim firmalarımızla birebir görüşmeler yapıp değişik işler için hangi firmaları yeterli görecekleri türünde bir çalışma yaptılar. Bunların hepsi ciddi bir şekilde bize bir potansiyel gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Körfez ziyaretinde bunlar biraz daha somutlaşmaya başladı. Ancak henüz birdenbire böyle aldığımız iş hacminde bir patlama henüz olamadı. Temaslar devam ediyor, ihalelere başlandı. Şu an itibariyle bu yıl, işte son 3 ay içinde gelişen rakamlarımız 630 milyon dolar kadar sözleşme imzalanmış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisinde artık pek yatırım, yeni inşaat hamlesinden ziyade onlarla Irak ve Afrika'ya doğru üçüncü ülkelerde onların yatırımcılarının finansmanıyla bizim müteahhitliğimizi birleştirecek görüşmeler yapıyoruz. O konuda da önemli adımlar atılacağını bekliyoruz. Irak bizim önemli bir potansiyelimiz olarak sizinle konuşmuştuk. Siz de az önce bahsettiniz tekrar. Biz Irak'a
Daha geçtiğimiz hafta Sayın Ticaret Bakanımız Bolat'la beraber yanımızda 27 tane müteahhit firma temsilcimizle birlikte Irak'a gittik. Ayın 29'unda Irak'ta, yani 28'i akşamı gittik. Uçaktan iner inmez Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı'nın evinde bir yemekli toplantıya davet edildik. Arkasından sabahleyin Cumhurbaşkanı ile başlayarak Başbakan, Ulaştırma Bakanı, İskan Bakanı ve Ticaret Bakanı ile toplantılar yapma imkanımız oldu. Daha önce biliyorsunuz Irak Başbakanı seçilir seçilmez hemen ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Buraya geldiğinde de biz Ankara'da kendileriyle bir araya gelmiştik ve Irak'ın son 3 yıl bu bir türlü seçimlerin netleşememesi, işte oradaki farklı siyasi görüşlerin bir araya gelememesi nedeniyle hükümet kurulamıyordu. Bütçe onaylanamıyordu. Dolayısıyla petrol fiyatları artmasına rağmen Irak yatırım işlerini başlatamıyordu. Şimdi Irak'ta da ciddi bazı yatırım projeleri başlayacak, bütçeleri onaylanmış. Bunların da ağırlıklı olarak Türk firmaları tarafından yapılabilirliği konusunu geçtiğimiz hafta Salı günü dediğim gibi bütün makamlarla görüştük. Ümidimiz odur ki Irak'ta da önemli potansiyel yaratarak Rusya-Ukrayna savaşının hala devam edeceği maalesef görünen bu savaşın bize kaybettirdiği potansiyeli Orta Doğu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansman desteğiyle Afrika'nın bazı ülkeleri ve Irak'ta kapatacağımızı ümit ediyorum. Irak'ta ciddi bazı projeler var Açıl Bey. Bunlardan en önemlisi kalkınma yolu dedikleri çok dev bir proje. Bu proje Türkiye sınırından Basra Körfezi'ne kadar yapılacak yaklaşık 800 kilometre uzunluğunda hem demir yolu hem otoyol projesi planlanmış. Biz bu seyahatimizde kendilerine bu projeye mutlaka Türk firmalarının konsorsiyumlar kurarak kendi aralarında etaplara bölüp aynı anda bütün projeyi tamamlayabilecek güçte olduğunu anlatmaya çalıştık, firmalarımızı tanıtmaya çalıştık. Çünkü bu proje yaklaşık her biri 5'er 6'şar milyar dolar olarak tahmin edilen projeler. Bu projelerin stratejik önemi de var Açıl Bey. Düşününüz, şu anda Türkiye'den veya Avrupa'dan çıkan bir malın Uzak Doğu'ya giriş yolu deniz yoluyla işte Afrika kıyılarını dolaşacak, gelecek veya Süveyş kanalında sıralar bekleyerek oradan geçecek, gidecek, öyle gidecek. Bu yaklaşık 20 gün tahmin ediliyor. Halbuki Türkiye'nin karayoluyla Irak sınırına gelecek bir tırın bu bahsettiğimiz 800 kilometreyi gidişiyle Basra Körfezi'ne ulaşması 3 gün sürüyor. Dolayısıyla rahatlıkla taşıma potansiyeli karayolu üzerinden hem Irak'a hem Türkiye'ye çok önemli bir girdi sağlayacağı düşünülüyor. O nedenle Körfez turu sırasında da Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız Suudlar ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerle Irak'ın bu projesinin hayata geçirilmesi için de konuştular. Ve ümit ediyorum ki bu iki ülkenin de yetkilileri bu projenin hayata geçirilmesi için lazım olan finansman desteğini de Irak'a verecekler. Bu önemli bir potansiyel olacak. Onun dışında çok ciddi miktarda 100 tane yeni hastane yapmaktan bahsediyor Irak İskan Bakanlığı. Şimdi orada 11 tane hastane yapmış firmamız var bizim. En son 3 hafta önce Irak Başbakanı bir firmamızın daha yeni bitirdiği hastanenin açılışını yaptı. Ve Türkiye'ye geldiklerinde bizim şehir hastanelerimizi yap işlet devlet şeklinde yapılmış tesisleri gezmişler. Ve şimdi Türk firmaları gelip bu hastaneleri yapsınlar şeklinde bir talepte bulundular. Ben gerek Sayın Başbakan'la yaptığımız toplantıda gerek bakanlardan İki şey talep ettim ve Sayın Büyükelçimizden de rica ettim. İki ayrı seyahat organize edelim dedim. Çünkü biz şimdi gittiğimizde bir günde 6 tane siyasi görüşmeyi yapınca detay konuşma imkanı biliyorsunuz olmuyor o zaman. İşte Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor, Sayın Bakanımız konuşuyor. Bizler 5'er dakika ancak konuşabiliyoruz. Ben o nedenle hepsine biz şimdi temsili bir heyetle geldik. Size bu inşaat faaliyetlerinin hepsine talip olduğumuzu bildirmek için geldik. Ama eğer Sayın Büyükelçimizin de organizasyonuyla bize yakın zaman içinde sadece hastanelerin detaylarını konuşacağımız bir organizasyon yaparsanız ben hastane yapımcısı firmalarımızla beraber gelirim.
Daha sonra sadece altyapı projelerinin, ulaşım projelerinin, enerji nakil hatları projelerinin konuşulacağı bir kadroyla bizi görüştürecek şekilde bir tane daha toplantı düzenlerseniz, o zaman Türkiye'nin enerji nakil ve ulaşım işlerini yapan dev firmalarımızda gelirim, bu altyapı projelerimizi konuşuruz ve bunlarla ilgili artık istişareye gideriz. Hatta Sayın Bakanımızla beraber Ulaştırma Bakanı'na şöyle bir öneride bulunduk. Dedi ki bakın Türkiye'deki bütün bu otoyolları, demir yollarını yapan idarelerimiz ve Türk müşavir mühendislik firmaları gelip sizin bu projelerinizin başlama aşamalarını, çalışmalarını, güzergah teminlerini, ön projelerini hepsini biz yaparız. Size hazır paket halinde de verebiliriz dedik. Bu da çok memnuniyetle karşılandı. Ümit ediyorum ki gelişmeler iyi olacak Açıl Bey. Erdal Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için Finans Merkezi'ne böylelikle son noktayı koyduk. Hoşçakalın.